Star Trek konspirisi bölümü sezon 1. sezon 24. bölüm. Bu bölümde Picard ve arkadaşları çok büyük bir gezegende dolap fiyatları girip çocuk sattıklarını öğrendikleri bir uygarlığı <laughs> çökertmek. Yapmak... <laughs> yok yok. <gülüyor> Çeşme'ye tatile giderken, Litri denize girmeye giderken "Abicim gel bak burada sakat işler oluyor. Ben Walker, beni hatırladın mı? Eski dostum falan." deyip Picard'ı uyarmaya çalışan eski dostu onu bir toplantıya çağırır ve olaylar gelişir şeklinde başlayan bölümümüz. Ama e, bu bölüm belki de bu sezonda içeri iyi ya yani iyi gözükmesine rağmen beni en çok mutsuz eden bölüm oldu galiba ya. Ha okey. Çok tadım kaçtı e, bölümde. Vallahi eee bölümü ilginç bir bölüm ya bence. Star Trek bölümleri arasında biraz ayrı bir yeri var. Sen niye beğenmedin bölümü? Abi e, çok güzel söylediğim yemeğin daha ilk kaşını aldıktan sonra dur abi yemeği alıyoruz tatlı getireceğiz demişler gibi hissettim. Yani yemek bit yani çok yarım kaldı. Her şey çok hmm. yani konspirsi. Herhalde iki bölüm falan izleyeceğiz. Baya böyle kafa yakacağız falan dedim. Hmm. Yok abi işte indi gezegene üç tane adam vardı. Masaya oturdular kalktılar bitti bölüm. Evet evet. Böceği evet, de ayağını ezdi. <laughs> e, koca bir sezon işlenilebilecek bir konuydu. Evet işte ee, yani zaten biraz şey ilginç. Yani koca bir sezon bunu işlemek yerine böyle bir önceki bölüm gördük bir tane adamı. Oradan bağlamışlar ikinci bir şey olmuş. Evet önden de yani... işaret verdiler o yaşlı komutan. Adı Queen Queen miydi karakterin adı? Hatırlamıyorum. Hmm. Ya yani o geldiğinde bir işaret var gibiydi. Evet onu da bağlayamamışlar o da bir tuhaftı yani. Pardon böyle. Ya bir de o işte, Bir de şey çok ilginçti. Işte. Bütün koskoca Starfleet iki tane şeye düşmüş hemen hızlıca çözülebiliyor falan ya böyle. Yani evet ben yani. olsam bu bölümü şöyle çözerdim. Şöylece çok kolay bir anlama oturur bölüm. Bütün Starfleet'in başı değil de Starfleet'in bilmem ne bölgesine bakan üçüncü komutanlık falan gibi. Hani böyle daha küçük bir kolu bunların emrine düşmüş olsa. Yani çünkü bir odaya giriyorsun 3 tane dayı oturuyor ya o odada. E koskoca Starfleet şimdi 3 tane dayı olamaz mümkün değil. Yani Tabii. bütün Starfleet'in kontrol eden gitmiş deyince... Herkes nerede ya diyor Picard. Tatildeler abi <laughs> falan Çok iyi diyor. Bağlama ya. noktası. abi virüs var biliyorsun. Herkes evden çalışıyor artık. Biz, de... <laughs> <Herkes gülüyor> çalışıyor. Biz, <laughs> de, biz de ev yok o yüzden geldik falan. Böyle bir... <laughs> ulan nasıl Star Trek ettik burası? Yani orada 5000 tane adam olması lazım falan. Hani ekranlar, monitörler falan bir şeyler. Böyle askeri üs mü olur yani? Neyse işte o yüzden koskoca bütün Starfleet'in baş ele geçirilmesi biraz gaz. Bence bir senaryo hatası Halbuki deseydi ki 7. sektörü kontrol eden kara kuvvetleri falan. Ha bir şey yani anladın mı? Bir şeyin evet. bir şeyi. Yani e, şey gibi yani bütün askeriye değil de jandarmanın işte ne bileyim Doğu Anadolu Bölgesi jandarması falan gibi yani ama bir güçlü kısım böyle. Deselerdi, yani. Ha tabii evet hani kıymetli bir bölge ama hani kıymetli bir kol ele geçirilmiş, tehlikeli olabilir ama herkes ele geçirilmiş derecesine çıkartınca da şey oluyor. E 3 kişiyi vurdunuz şimdi çözüldü mü konu falan oluyor? Ya daha da komik. baş paraziti vuruyorlar. Herkes iyileşiyor bu sefer. Oh evet, diyor rahatlık filan. <laughs> kepek yapmış gibi sanki. <laughs> oh be gitti kepek ya. Ulan ne ağırlık yapıyordu. Saçlarımızı mahvetmişler. Konspirisi, konspirisi biraz şey bir bölüm yani. Star Trek içerisinde de ya zaten ilk sezon olduğu için bu şu an ilginç tabii de. Bir de görmüyoruz böyle bölümler çok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Star Trek bu, bu konspirisi bölümü. Yine başroldeki abilerimizin oyunculuğunun keyifli olması haricinde tam bir Star Trek Discovery bölümü abi. Hmm. Aksiyon, tutarsızlıklar, dandiklikler. Evet, sen bundan çok bahsediyorsun. Şimdi anladım Discovery'nin ne olduğunu. <laughs> ya anladın mı? Yani Discovery bölümü ya da Picard bölümü. Star Trek Picard diye ya, şimdi yaptılar ya yeni Star Trek bölümü bu yani. Böyle abi bilim kurgu, evet. Abi boynundan girmiş, evet. Burada. İşte yani. Onu da solucan yolar, evet. Vuralım kanka o zaman falan. Yani düzgün <laughs> bir Star Trek bölümü olsa sanki şey gibi olur. Yaratığı tespit ederler, sonra Picard alır karşısında konuşur. Ne olduklarını öğrenmeye çalışırlar. Tamam. Barış yapılabilir mi? Neden bizle el ele geç şey yapıyorsunuz? Daha düzgün bir varoluş sürdüremez miyiz beraber? E, falan filan Ya yani böyle bir... Lanet olsun dostum İçimize sızıyorlar. İçimizde gezdiriyorlar. <laughs> ya, böyle bir... <laughs> not my, hashtag <"Not gülüyor> Star Trek yani bu bölüm. Öte yandan solucanlı molucanlı falan sahneler çekmişler. Gazlara gelmişler böyle. yani ben bu bölümü sevmiyor değilim. Seviyorum ama şey gibi böyle biraz. Bir dakika lan hangi Star Trek'teyiz lan falan oluyorum bu bölümde. Yani tekrar izlerken de olur. Şey falan fikirleri güzel çünkü. Yok gelmiş enseden yerleşmiş de beynini kontrolünü ele geçirmiş de. Hmm. Ama mesela ondan sonra hep beraber solucan yemeye başlıyorlar. Yani aslında düzgün bir Star Trek bölümünde şu olması lazım. Abi hostu ele geçirdiği için hostu daha sağlıklı tutmaya çalışıyor. O yüzden daha çok yiyor mesela. Evet solucan yiyor. Ne? Yani solucan çok, çok besleyici bir şey bilmiyorum. Çünkü protein işte bir anlamda <laughs> bol protein. Ya et ye kanka o zaman yani niye solucan yiyor? Yani Ama et işte de mantıklı zaten. değil. Başka dizide sorgulamam da bu dizide şöyle oluyorum. Ulan madem parazit geçmiş ya da vücuduna yerleşmiş. Hem dikkat çekmemeye çalışıyor. Hem de abi işte hostu sağlıklı tutmaya çalışacak parazit. Solucan yediriyor. E biraz solucan şey olmuyor mu abi? Yani Star Trek Starfleet'in mutfağında çalışan adam şey demiyor mu? Abi o amiraller yemek istedi. Ne istiyorlar abi? Abi soya soslu solucan istiyorlar. Efendim? <laughs> soya soslu solucan. <laughs> Peki abi falan solucan S sipariş ediliyor. Solucan sipariş edilince bu sefer kalem kalem müdürlüğüne gidiyor. Efendim mutfaktan diyorlar 20 kilo solucan sipariş ediyor canlı solucan. Niye? Komutanlar yemek yiyecekmiş. Allah Allah. Alın bakalım. Alıyor gidiyor. askeri düzen abi bu yani anladın mı? Böyle Bir de nereden şimdi normalde makineden basıyorlar yemeği de ma makineden solucan gibi canlı bir şey basabiliyorlar mı? Görmedik bunu. Yani Yok yemek yiyeceğim yani. solucan bastı yemiyor galiba makineye. <laughs> Yok canlı basamıyorsun makineden. Ya işte Aynen. zaten saçmalık biraz orada yani. Ee, halbuki yani 3D printerla yemek bastığınız falan filan gözüküyordu. Hatta işte bir bölümde şey diyor ya artık biz et canlı öldürmüyoruz evet. onun yerine etimizi 3D print alıyoruz falan diye Ryker hava ya. Ya solucan üzerinden çok kitlendim buraya da şunu demek istiyorum yani bu bölümde senaryo yazılırken şeyi düşünmemişler. Yok ne çok çiğ artık canım artık? haklısın o çok ha, çiğ bir fikir yani, yani. Artık solucan yediriliyor yani bu bile birazcık şey olmaz mı? biraz dikkat çekmez mi abi acaba falan. Zaten ama dikkat çekecek herkes de tatile çıkmış. Ayşe tatile <laughs> çıkmış Star Trek'te. Üç kişi kalmışlar Starfleet'te falan. Sonra Riker'la Picard'la bakıyorlar konu çözülecek gibi değil. Sey çekiyorlar silahları. Ver Allah ver ediyorlar. Sıka sıka. Tabii canım. Koridorda bir çatışma sahnesi var inanılmaz. O ona sıkıyor o ona sıkıyor böyle bam bam falan. Phaser'lar havada uçuyor uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimse süper almıyor falan ne oluyor lan diyorsun. En sonunda adamın göğsünden yaratık çıkıyor. Bakıyorlar birbirlerine. Diyorum ki orada bakıp herhalde şey mi diyecekler. Çak Kaptan yapıyorum. herhalde düşmanın başı bu. İşte onu esir alıp planlarını öğrenebiliriz. Hani anladın mı? Çünkü Star Trek ki bu. Akıllı insanlar akıllı şeyler yapacak diye bekliyorsun. <laughs> Hayır abi. Yapma. Star Trek Discovery ya da Star Trek Picard havasında olduğu için bakıyorlar çıkan böceği birbirlerine bakıyorlar böyle. <laughs> da, vur vur dopunla ez dopunla diye. dopunla <laughs> dopunla. Öldü mü lan iki tane daha vur hele. kurbanlık kurbanlık boğa kaçmış da kovalayan esnaf gibi. <laughs> Öldürüyorlar tut, yaratı. Tut tut tut. Ya bir konuşsaydınız evet. Starfleet belki şeye katılacak Starfleet'e katılacak onlar da. Yani tamam hani parazitik yaratık anladık. Ama Klingonlarla da uzun süre savaş yapıldı. Sonra barış yapıldı. Starfleet'e katıldı herif. Bunlar da böyle istilaya gelmiş olabilir ama şimdi ele geçirdiniz. Al bir konuş yani. Bir de yanlış mı ne hatırlıyorum? Bileyim? Sanki e, ele, şey bizim eleman Emik miydi? Do, komutan emik. E emik e miydi? Amerik e miydi? Remik, Remik. <gülüyor> <gülüyor> komutan Amerik. <laughs> komutan Emik. Sanırım evet. onunla şey muhabbeti işte. Biz barışçıl falan derken mi bunları öldürüyordu? Öyle bir şey oluyordu galiba. Oraya tam hatırlayamadım şimdi. Hayır, şimdi host bir insanın vücuduna yerleştiği zaman kendi düşünceleriyle konuşabiliyor ya yani Picard istediği zaman yaratıklarla konuşup Hı. anlaşma yapmaya, çözmeye falan çalışabilir. Yok ama yaratıklar bir anda bütün Starfleet'i e ele geçirmişler ve Ayşe tatile çıktığı için konuşacak bir <laughs> şey de kalmamış gibi bir durum oluyor ama böyle biraz yani çok daha iyi işlenebilirdi. üç bölümde işlenebilirdi. Kesinlikle. İşte şey gibi durumlar çıkabilirdi. Bölüm. İnsan Star Trek'ten şunları bekliyor. Mesela host işte esir aldınız onu bırakın falan diyecek mesela sonra vücut vücudun sahibi olan diyecek ki Picard diyecek ben ensemde parazit taşımaktan memnunum çünkü böylece daha güçlü oluyorum falan mesela anladın böyle birisi çıkacak evet. diversity çünkü yani Star Trek'in en temel şeylerinden biri evet rızasız şey yapıyorlar e sen Rozan'la girmişsin benim hoşuma gidiyor kardeşim ensemde parazit taşımak Allah Allah doğru Değil yanımızda mi? da robot oturuyor falan çünkü evet yani enseme bir üfle bakalım falan diye. yani güzel ya yani belki parazit seven de var yani Star Trek'i daha böyle olgun bir şekilde ele almasını bekliyorsun böyle konuları. Star Trek Discovery kafası. E Star Trek Discovery nasıldır diyenler için çok iyi bir bölüm bu bölüm. Şeyden de üzücü ben mesela şimdi sezonu başlıyorum bölüm isimlerine bakıyorum komple 25 bölümünde izlemeden. Conspiracy'i görünce diyorum ki evet oğlum 24 bölüm herhalde bizi bir şeylerle dolduracak da. Hmm. Sezonun yarısı geçti. Bir şey yok. Sonra işte diğer komutan çıktı. Remik karakteri geldi. Bir sorgulama geçirdiler. Ha dedim kesin buradan bağlayacaklar. Evet biraz zayıf ama bağlanabilir. Herhalde son bölümde de hani işte Conspiracy'i 25. bölümde de Neutral Zone var. Devam olacak herhalde dedim. Yok bambaşka bir bölüme geçtik. Yani e, bu şey gibi de bilmiyorum ki o dönemki yapım şirketi falan mı böyle ya, işte bitirin oğlum. Bu çok uzamış bu bölüm falan. Ya da Bizim abimiz mi şey yaptı lan bu bölüm yazamadık galiba yarım mı ya çünkü çok kesilmiş hissi var lan bitirin lan artık yani anlatamamışlar hiçbir dertlerini üzücü ya yani, bu Star Trek e bence yakışmayan bir bölüm olmuş ya biraz tadım kaçtı o yüzden düşündükçe de mutsuz mutsuzlayım yani, dediğim gibi bence iyi bir bilim kurgu bölümü ama Star Trek level bir bilim kurgu bölümü değil aksine işte ya işte şey şöyle aslında. Şimdi şey güzel bak baktığında böyle Picard'a böyle gizemli mesaj gidiyor. Bir gezegene gidiyor. Gezegen böyle karanlık maranlık falan. Oraya kadar Şimdi güzel. Çok yapmıyorlar o, genelde böyle. O dört komutan buluşuyor işte. Scott hmm. karakterini görüyorsun. Be belki ileride de göreceğiz o karakteri. Evet oralar hmm. iyiydi ona katılıyorum. oralar hoştu. gubir bir tane yaratık var kaptanlar arasında konuşuyorlar. Picard dikkat et bilmem ne böyle bir gizem falan. Bir şey söylemişti aslında tam cc Abrams kafaları. Yani <laughs> e, ileride bu formülü. Çok daha usta bir hale getirip hiçbir şey cevaplamadan ha bir gizem yaratalım, ha bir cevap vermeyelim falan. O kafalara çok hızlı giriliyor bu bölümde ama tek bölümlük konspirisi olduğu için bölümün sonuna doğru he böcekmiş bunlar <laughs> falan deyip lap, lap diye yani bir şey bile yok arasında satayım. Temizlik şirketi çağırıyor. Ne bileyim gemiyi arayıp da işte neydi kadın ismi e, doktora doktor işte bilmem kimlerin ha, ensesindeki bilmem karışır. neyi çözebilmek için bilmem ne geliştirdiniz mi? geliştirdi geliştirdik kaptan işte bilmem ne de enjeksiyon yaparsanız çaktırmadan işte bilmem parazit 48 saat içinde düşüyor. O zaman dedi çaktırmadan komutan ensesinden şeyi vermeye çalışıyor. O yani bölüm şöyle olsaydı ya <laughs> Starfleet mesela oluyor. Starfleet mesela tümüyle kalabalık orası hala. Picard ve Riker başkomutanın ensesinde yaratık olduğunu farkındalar. Millete anlatsa millet manyak diyecek. Komutan reddedecek. O yüzden Starfleet'in geri kalanında çaktırmadan komutanın ensesine evet. ilaç zerk etmeye çalışıyorlar. Ve biz böyle ulan yapacaklar mı yapamayacaklar mı falan gibi bir bölüm izliyoruz mesela. Böyle bölüm falan olabilirdi. Yok aksine şöyle. canları yediniz mi? Aman Allah'ım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Bıcağınızı yiyin. Bıcağı yiyin. Westworld 3. sezon gibi bölüm yani. Bir de... <laughs> Üçüncü sezon rahat bölümü gibi bölüm bu tam bence. <laughs> evet, evet Yani böyle bir şey oluyorsun bu bölümde. Yani güzel evet anladın mı? Hani ensedeki yaratık ele geçiriliyorlar, bilmem ne böcek yeme sahneleri böyle ekstrem shit var ama şöyle bir durup düşündüğünde <laughs> çok saçmadan diyorsun yani. Ki bak aslında Crusher Doctor Crusher noktasında bir önceki bölümde de pardon, şeyde Skin of Evil bölümünde de şeyi vermişlerdi biraz. Crusher'ın farklı ekipmanlarını görmüştük. Biraz daha ortamını görmüştük. Neler yapabiliyor neler yapamıyor. Dediğim bağlantıyı da kurabilirlermiş aslında. Bunların işaretini vermişlerdi ama hiç oraya da düşünmemişler onu da. Valla okey ya benim bu bölümle tadım kaçık. Yani daha da benim söyleyeceğim bir şey yok bölümle ilgili galiba. Bir önceki bölüm olan We Will we'll Always Have Paris. Ha, sen sen ona bir, tatile gidecektin evet. onu izleyemedin. Evet. Onu aslında şöyle bahsetmek istiyorum. İzlemeyen arkadaşlar da onu izlesin. Ben biraz şeyin arasında kaldım. Will Always Have Paris'i mi alalım yoksa Conspiracy'i mi alalım diye. Konspirisi de eleştirecek ve gülünecek ve izlenecek daha çok şey var açıkçası. Will Always Have Paris'te şöyle bir durum var. Kaptan Picard'ın canı sıkkındır. Diana Troy der ki onu mu düşünüyorsun? Kaptan Picard da de der ki evet onu düşünüyorum. Yıllar önce bir kafede bir kadını bırakmıştım. Gev gev gev. gev, gev. <laughs> ha, aşk dizi, hikayesi var. Bölümün üçte birinde Picard'ın vakti zamanında kafede bıraktığı bir e, falan filan kadın çıkıyor. Ay diyorsun aşk hikayesi abi? Ben, yani çok bana sıkıcı geliyor kusumda. Sonra meğer işte kadın şeyle ev, evlenmiş çok önemli bir zaman mekan üzerinde deney yapan profesörle evlenmiş. Oh. Onun da zaman cihazı bozulmuş. O yüzden bölümde böyle time loop'lara falan girilmeye başlanıyor. Oh. Ama oh. o kadar da düşündüğün kadar keyifli değil. Sadece böyle ilginçlikler yaşanıyor. Kapıyı açıyor, kendisiyle bir daha karşılaşıyor falan. Bölümün sonlarına doğru zaman tekrarlarının aşırı kısalıp yani 10 dakikalıktan başlayıp saniyelere böyle giderek kısalıyor bölümün sonlarına doğru. 3 tane datanın aynı anda birbirleriyle konuşarak bir şeyleri çözmeye çalıştığı falan bölümler var. Hmm, Sonra çözülüyor. Sonra da Picard'la kız bakışıyorlar. Kız böyle diyor ki Picard. Picard da diyor ki I know diyor. falan böyle bitiyor. Ya yani bir, önceki <laughs> ya yani bir önceki bölüm mesela çok daha iyi bir Star Trek bölümü. Çok daha bilim kurgu bir bölüm. Ama o da böyle bir abi Picard'ın da kalbi var abi. Sevmiş abi. Geyinin arasında biraz kaynıyor. Konspirisi kadar net bir şekilde gömülecek bir bölüm. Mesela konspirisi ben biraz bu yüzden istedim açıkçası. Yani Doğru, anladım şimdi. Ya. Anladın mı? Will Always Have Paris'i izlerdik. Abi güzeldi şey işte zaman atlama kısımları. Evet abi. Pek güzel konuşamazdık. Anladım. anladım. Anladın mı? Yani standart bir, yani çok daha iyi olabilecek bir bölümü standartlaştırılmış bir haliydi. Will Always Have Paris. Konspirisi ise şey. <laughs> bir dakika ya. Hangi dizi <laughs> lan bu falan oluyorsun arada. Böcek yiyelim buraya Starfleet'in merkezinde kaka yapalım. Duvara ismimizi yazalım kakalarla falan. Abart abart. He, he abart he. Yani ya yemin <laughs> ediyorum. J.J. <C>. Abrams'ın <laughs> yazmış sar. gibi bir bölüm ya. Yani bu bölümü işte bu yüzden almak istedim. Böyle bölüm yazmayın arkadaşlar. Yani yazınca da fark edin. Kötü yani çünkü biraz ee, o dönem etkisi mi var Hı. acaba hani bu e, reptilin olayları falan o dönemde mi popülerdi acaba? Eski bir şeydir ya o da kompleterist. Ne bileyim bir yerlerden mi çıkmış yani, acaba da? Onun ekmeğini mi yemeye çalışmışlar? Bilemedim ki. Abi iyi gelmiş akıllarına ama yani biraz sonra bir sonraki bölüme geçeceğiz. Yani bu bölümde Picard Starfleet'i kurtarıyor kanka. <laughs> yani solucan yemiyorlar. Sonra Rick solucan yiyecekmiş gibi yapıp yapmayıp tak diye ateş edip bütün Starfleet'i kurtarıyor. Galaksi'nin <laughs> altına bir falan bir şey ya bilmiyorum. O sektörün en azından ya. çok büyük bir alanı kurtarıyor. böyle gezegen kurtarmak falan değil bak. Yani binlerce gezegeni yöneten bir bir şeyi kurtarıyorlar. Sonra bir sonraki bölüm böyleler. E, Picard bilmem ne yaptı mı işte. Riker, şöyle <laughs> bitti. Bölüm, Zaman şey şeyi da. bitti yine. <laughs> He, yani çünkü konu da çok büyük abi. Koca Starfleet'i kurtarıyorsun bir bölümde. O yüzden dediğim gibi yani bunu eğer şey yapsalar da bir koloni ya da 12 koloniden oluşan bir birliğin başındaki Starfleet komutanının ensesinde bir şey mi var falan ha. gibi daha orantılı bir yere çekip daha da böyle hadi bakalım böcek yemiyor muyuz falan gibi böyle herkesin <laughs> fark edeceği bir mutfaktaki adamın herkesten önce fark edip kullanacağı yani adam dememiş mi Abi tatil günü çünkü herkes tatildeymiş ya. Ama o solucanları birinin pişirmesi lazım. Bunlar dört kişi kendileri pişirmedi değil. muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Çok takıldınız solucanlara ama. Yani şunu söylemek Oğlum gözünün önünden gitmiyor sararsa da bir cır bir cır böyle. Hayır yani hiç mi, yani hiç mi düşün Medun sen? Hiç mi düşün Medun sen? Ay. Yani bunlar önceki bütün bölümlerde bir sürü akıllıca şey varken burada bir anda hadi bakalım sıcak böcek yiyoruz falan. Ya o şok tarafta, işte. ya. E şok ya bir an böyle uyuyorsun da yani sonra şeyi düşünüyorsun gerçekten. Bö Oldu olacak ki maymun kafasında çorba getirseydiniz iyice Indiana Jones göndermesi <laughs> iyice çirkin Yani. E i̇şte tamam yani niye koyduğu böceği o da anlamamış. İğrenç bir şey koyalım abi böcek koyalım abi Starfleet Headquarter'ında mı gerçekten yani hiç mi bir kamera görmüyor bunu? Mutfaktaki adam demiyor mu komutanlar solucan istedi abi bir sorsanız mı iyiler mi sıhhiyeciler bir baksa. Komutanım iyi misiniz? Böcek sipariş etmişsiniz. Ne ettik ya bir çılgınlık yaptık falan mı dediler? Ne dediler? 40 yılda yani, bir ya bugün de yiyelim dedik. Ha, yani e, aç bir akı falan. Starfleet'te hiç kimse kullanmadan böcek nasıl masana geliyor? Yani askeriye böyle bir yermiş. Şu an benim orgeneralim, başkomutanım, baş başkomutanım çıksa dese ki akşama bana bir, bir kilo şöyle bir solucan çekin de yiyeyim falan dese mesela şey mi olacak acaba? Abi valla delirdi işte. Solucan'ı dayasın. Yani kimse kimse, kimse abi. <laughs> ne bileyim. <laughs> ya da şeye gidip diyor işte komutanlar böcek istiyor. Kan istiyor olmasınlar. Böcek istiyorlar abi. O kandır bak falan. <laughs> İyice kafalar karışıyor. Böyle tuhaf tuhaf. Yani saçmaladıkça saçmamışlar. Yok elini alıyor Solucan'ı. Gidiyor Picard'ın gemisine. Riker'la güreş ediyorlar. Niye? Vay Doktor Crusher'a çünkü böceği takacakmış takamamış. Ulan koskoca Starfleet headquarter'ın merkezindesin. Bir tane daha düzgün bir doktor bulamadınız mı? Dünyada koskoca, dünyada koca dünyada <laughs> koca Starfleet'in başkomutanlık merkezinde. Galaksinin en kaliteli insanları falan orada. Galaksinin en kaliteli insanları orada. Biraz daha az kaliteliler çünkü uzay gemileri de çıkmış abi anladın Tabii mı? Yani o uzay geziyor. merkezinde böyle Picard seviyesinde falan adamlar da olması lazım yani böyle. Hele de 3-5 bölüm önce Starfleet'e nasıl adam alındığını gördük. Senede bir kişi alıyorlar biliyorsun ve böyle inanılmaz testlerden falan geçiriyor. <laughs> ya abicim Starfleet'teki herkes Wesley'nin giremediği testten geçerek giriyor içeriye. Öyle bir Starfleet anlatıyorsun Abi, bana. Abi zaten... Hani... Sonra böcek yeniyor ve kimse kıllamıyor. Ya Wesley'yi koysan öyle çocuk haliyle der ki... ...Kaptan böcek yiyorlar bir problem var. Shut up Wesley falan olur böyle. <laughs> bir şey olur yani. Bir de oğlum yani bak... E... Bu kadar gelişmiş bir toplumdasın, yani ortamdasın, gemiye bir şey girdiğinde, e, ne bileyim üste bir şey girdiğinde an, yani sistemlerin bunu çözmesi çok kolay oluyor. Daha önce gördük belli şeyler işte, ışık girdi, bir şey oldu, bir tuhaflık ya, oldu, dışarıdan bir sızma oldu dedin. Ha şeyle bağlıyor olabilir, işte, abi işte komutan sokuyor içeri, ya tamam sokuyor da. Onda da bir tuhaflık olduğunu hissedersin yani. O komutanım bakalım hani ya, bir güvenlik seviyesi olur. Bugün sen e, git ciddi herhangi bir yere diplomatik ya da askeri görevde bir yere kapıdan komutan bile olsa bir güvenlikten Tabii. scanner'dan geçip giriyorsun. İçinde bomba var mı? Bir yerinde bomba var mı diye. Geçirmez. Orada yani. kimse demiyor mu? Komutanım ensenizde bir şişlik var ya. <laughs> <laughs> Hanımla çıktın akşam <laughs> falan mı diye ne diyor? Yani <laughs> Vallahi yemin ediyorum bu böceklerin içeriye nasıl sızdığını görmek çok daha keyifli bir bölüm olurdu. Çünkü bu kadar böyle başı sonu düşünmemiş. Ha başta onu düşünmemiş derken şey bölümde de neyse. Abi uzayda geziyorduk ha bir anomaliye rastladık. Geminin içinde öyle hayalet gibi gezdi. Ne olduğunu anlayınca da def ettik. Ama bak dikkat et ne olduğunu anlayınca def ediyor. Koskoca Starfleet Headquarters'a enseden binerek girmek falan bana biraz şey geldi yani. Yok çok çok sure. çok çiğ ya çok çiğ maalesef. Düşünülmemiş fikirler. Çok ham ve çiğ bir fikir yani. Mutsuz bak, bir gerçekten bölümde. Adam deseydi ki Starfleet Headquarters değil... Bilmem ne sektöründeki 12 filonun başındaki adam. Aa tamam. Koskoca Federasyonu da iki mermi sıkarak kurtarmış olmazdı böylece. Bir tane odaya giriyorlar abi. Kalkışma yaparlar. Odada böyle şey duruyor. Böyle adam sırtını dönmüş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor böyle. <laughs> Falan ediyor. Yani Ensesi terlemiş onun. Niye o odadasın? O oda niye tek kişilik? Starfleet'te tek kişi mi çalışıyor her bilgisayarın başında? Çünkü tek kişilik bir ortam şekli. bir de şey çok yaptım. çiğ değil mi? Remik Remik karakterini böyle kötü gibi gösterdiler de ilk geldiğinde sonra hmm. iyi çocuk çıktı falan. O da şey bakın bu aslında en zayıfları da bu yani Salla buna girdik biz oradan. Hmm. falan. Çok çok çiğ falan. ya. Çok. Ya bu bölüm belki 50'lerde falan çekilse biraz daha iyi falan derdim de <laughs> 80'lerde çekilince muadillerinin yanında çok çiğ kalmış yani. Ya da tek bölümlük bir şey olsa ve dediğin gibi daha küçük bir yerde geçse. Ya da. Okey. Ama koskoca Starfleet'i ele geçirmişler abi. Ne yaptınız? Başlarını öldürdük. Hepsi öldü zaten. <laughs> bu kötü oyun şey gibi değil mi böyle? Oyunda bir şey öldüremezsin. böyle Abi onun kaynağını vurman lazım falan diye. Tabii tabii. tabii aynen. İşte 50'lerde <laughs> falan vampir filmlerinde o vardı. Herkes vampir oldu abi. Ne yapacağız? Baş vampir öldürelim. Hepsi öldürür. <laughs> Hakikaten de öyle olurdu bu arada falan. baş Başrağıydı. Çocukça. Öldür. <laughs> o zaman bu canımızı sıkan... Çok iyi olabilecekken olmayan konspirsi bölümünü burada bitiriyorum ve bir sonraki bölümde sezonun son bölümü olan Neutral Zone'u konuşacağımızın haberini de veriyorum. Aa, evet hadi bakalım ya. O bölümde bakalım neler olacak ayranlar dökülecek mi çorbalar çalkalanacak mı göreceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye Görüşürüz bye. arkadaşlar.